Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün birazcık farklı bir yerden size sesleniyorum. Çoğunlukla videoların arka planında olan kitaplığımın yanındayım şu an. Bugün başlıktan da göreceğiniz gibi kitaplığımı düzenleyeceğiz sizle. Kitaplığımı düzenleyeceğiz, yani şöyle, kitaplığım gayet düzgün bence. Yani ben gayet iyi düzenlediğimi düşünüyorum. Ancak bazı kitapların artık gitmesi gerektiğini düşündüğümden ötürü bugün işte kitaplar hakkında konuşacağım, fikirlerimi paylaşacağım sizinle. Çok uzatmadan başlayalım çünkü 5 tane raf var. Her kitap hakkında konuşacağım düşünürsek herhalde yıllar yıllar alacak. O yüzden hemen geçelim bence. Başlayalım. Birazcık garip bir açıdasınız ama üst rafı ancak böyle gösterebildim. Şimdi ben kitaplığımı kronolojik olarak sıralıyorum. 6. sınıftan beri okuduğum tüm kitaplar burada. Bazılarını daha öncesinden çıkarmıştım. Hani okuyup da beğenmediklerimi çıkartıyorum tabii ki de. Bunlar kaldı ve bunların artık bazılarının gitmesini istiyorum. Şimdi ilk baştan başlayalım. Burada şurada görebiliyor musunuz? Tam emin değilim. Açlık Oyunları serisi var. Burada Katniss'in Pop Funko'su var. Her neyse, Açlık Oyunları serisi var ve Açlık Oyunları serisi benim 6. sınıfta okuduğum ilk kitap serisiydi. Gerçekten çok çok severek okudum. Çok çok seviyorum da hala, yani gerçekten roman okumaya başlangıç için mükemmel bir kitap bence. Hani bunu okuduğuma çok çok seviniyorum o yüzden. Ardından burada Uyumsuz serisi var. Uyumsuz serisini de şöyle diyeyim, ben burada bir şey göreceksiniz, böyle young adult, genç yetişkin macera kitapları var bayağı buralarda, her neyse. İlk rafım böyle birazcık. Uyumsuz serisi var burada. Uyumsuz serisini de kitabını sevmememe rağmen diğer iki kitabını, hatta üç kitabını sevmiyorum. Uyumsuzla alakalı çok iyi anılarım var. Okurken çok sevmiştim. O yüzden kalmasını istiyorum. Ancak aynı zamanda bu iki kitap en azından, yani Kuralsızla Yandaş, çok çok kötü kitaplar. O yüzden ne yapacağımı pek bilemedim. Kalsınlar ya. Kalsınlar. Hadi kalsınlar bence. Ardından burada artık yavaş yavaş göremeyeceksiniz büyük ihtimalle kitapları. O yüzden şunları çıkartayım. Ardından burada John Green'in kitapları var. Benim bu arada raflar şöyle ilerliyor. Açlık Oyunları'nı ilk okudum. Sonra bütün seriyi bir hafta, bir buçuk hafta içerisinde bitirdim ben. Sonra Uyumsuz'u aldım. Uyumsuz'u okudum. Ancak Kuralsız ve Yanlış'ı daha sonrasında aldım. Ama serinin beraber durmasını istediğim için şu an orada beraber duruyorlar. Hani birazcık kronolojik ama aynı zamanda değil. John Green'in de aynı şekilde. John Green'in Aynı Yıldızın Altındasını ilk okudum ama bunlar daha sonra geldi. Ama John Green'in kitaplarını aynı yerde görmek istediğim için de bunların hepsi birlikte duruyor. John Green'in kitapları. John Green'in kitapları Aynı Yıldızın Altında'yı bir günde bitirmiştim ben. Çok çok severek okumuştum. Büyük ihtimalle tekrardan okusam nefret edeceğim kitaptan. Çünkü herkesin öyle bir şeyi var. Tekrardan okuyun, çok kötü aslında falan diyenler var. Okumaya korkuyorum. Çünkü Aynı Yıldızın Altında benim için çok önemli bir yere sahip. Bunu da çok seviyorum. Ancak diğer 3 John Green kitabı. Ortalama kitaplar. Bunların kalmasını istiyorum çünkü hani önemli bir yere sahip benim için. O yüzden kalsınlar. Evet, şimdi burada kalmayacak bir tane kitabımız var. Sefillerin inanılmaz inceltilmiş bir versiyonu. 6. veya 7. sınıfta bana oku dedikleri zaman çok sıkılmıştım. O yüzden inceltilmiş versiyonunu almıştım. Bunu okudum, beğendim. Kesinlikle kötü değil ama normal versiyonunu okumayı planlıyorum. Bu gidiyor. Ardından burada Glee'nin kitapları var. Glee'yi çok seviyorum. Gerçekten. Ortaokuldaki böyle önemli anılarımdan biridir Glee'yi izlemek. Neden? Bunlar da çıkıyor. Yani Glee'yi ne kadar çok sevsem de hani bunların ne hakkında olduğunu kesinlikle hatırlamıyorum bile. Ardından burada Five Seconds of Summer'ın kitabı var. Five Seconds of Summer'ı ben çok seviyorum. Ben bunu bir sürü videoda demişimdir hani herhalde. O yüzden burada kalıyorlar. Ardından Percy Jackson serisi var. Percy Jackson serisinin sadece 3'ünü okudum gördüğünüz üzere. Kesinlikle devam etmek istiyorum. Hani Percy Jackson'da hep böyle oluyor. Birinci kitabını okuyorum. Aradan böyle herhalde 2-3 yıl falan geçiyor. Ben Titan'ın Lanet'in neredeyse 2 sene önce okudum ve hala da diyorum keşke Percy Jackson'a devam etsem. Ancak devam etmiyorum. Ama edeceğim. Çünkü Disney Plus'ta Percy Jackson dizisi çıkacak. O yüzden kalıyorlar. Şimdi burada artık sonunda kalmasını istemediğim bir kitap daha var. Cassandra Clare'den Kemikler Şehri. Bu kitabı okuyup çok beğenmiştim. Neyse, sonrasında çok düşünmedim kitap üzerine. Serisi var ama serisini çok okumak istemedim. O yüzden ilk kitabını okudum. Yıllar yıllar geçti, üzerinden film çekildi. Sonrası dizisini çekildi. Her neyse. Sonrasında ben bu kitabın orijinal metnini buldum. Orijinal metinde Clary ile Jace, burada biliyorsunuz hani ana ilişki, Harry Potter'dan Ron ve Ginny'ymiş. Excuse me? Yani ne? Yani ensest ilişkisi anlatılıyor. Yani burada da aslında öyle ensest ilişkisi anlatılıyor. Ama Ron ve Ginny'yi düşündükten sonra Ron bu bakma. Ron duyma bunları. Ne? Neden? Bu kitabı her gördüğüm an artık onu düşünüyorum. O yüzden bu kitabı görmek bile istemiyorum artık.
bu gidiyor. Ardından burada Stephen Zweig kitapları var. 3 tane kitabını okudum adamın. Satranç, Olağanüstü Bir Gece ve Erica Evald'ın Aşkı. Satrancı ben ortaokulda okumuştum ve herhalde ortaokulda okuduğum en edebi metindir. Çok çok severek okumuştum ve çok şaşkınlıklar içerisinde okumuştum. Çok güzel bir kitap çünkü. Ve bir günde bitmişti. Çok ince bir şey zaten. Ve bu hayatımda okuduğum en iyi kitaplardan biri. Yani Stephen Zweig'ın yazımı çok çok iyi. Kısa ve aynı zamanda edebi değeri olan kitaplar okumak istiyorsanız Stephen Zweig'den başlayın. Çok çok iyi. Kesinlikle pişman olmazsınız. Bunlar kesinlikle kalıyor. Neyse şimdi buradan devam ediyoruz. Şuraya geleyim. Burada Marcus Zusak'ın Kitap Hırsızı kitabı var. Ve bu kitabı da çok beğenmiştim. Anneannem de okumuştu. O da çok beğenmişti. Bu kitap gerçekten çok güzel. Bu da çok iyi. Bunu da buraya koydum. Burada YouTuber Zoella'nın yazdığı güya seri var. Çevrim içi kız. Şimdi buradan itibaren bayağı aşk, romantik kitaplara girmeye başlıyorum. Ben Çevrimiçi Kız'ı çok sevmiştim okurken gerçekten. 3 kitabını da okudum gördüğünüz üzere ve 3 kitabını da gerçekten çok çok severek okudum. Çok tatlı bir kitap. Eğer böyle zaman öldürmelik, kolay kitaplar istiyorsanız bunu okuyun. Bunlar bence çok güzel kitaplar. O açıdan güzel kitaplar. Evet, aynı Çevrimiçi Kız'daki gibi yine bir seriyle karşınızdayız. Geek Kız kitapları. İlk 4'ü en azından. Çünkü sonrasında birkaç tane daha çıktım. Her neyse. Geek Kız kitaplarını ben çok seviyorum. Holly Smale kitabın yazarıyla Twitter'da falan filan biz takipleşiyorduk yani, öyle diyeyim size. Gerçekten çok tatlı bir kadın ve bu kitaplarla dediğim gibi çevrimiçi kız gibi yani. Eğer kolay okunan, zaman öldürmelik kitaplar arıyorsanız bunlar kesinlikle çok çok önereceğim kitaplar. Holly Smale de yazar da çok tatlı. Twitter'dan yazdığınız zaman direkt cevap veriyor. Bunlar sanırım buraya sığmayacak ve bunları da ayırmak istemiyorum. O yüzden bunlar buraya devam ediyor. Ardından çok sevdiğim iki kitap var. Hadi bakalım. Rainbow Rowell'ın kitapları var sırada. Eleanor ve Park ve Fangirl. Yani bu kitaplar çok güzel. Bu iki kitabı da çok çok seviyorum. Büyüleyici bir kitap. Tam beni anlatıyordu zamanında. Çok çok seviyorum bu kitabı. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Rainbow Rowell'ın yazımını da çok seviyorum. Bu kitapları çok seviyorum. Bunlar kalıyor. Ama dediğim gibi buraya sığmayacaklar galiba yine. O yüzden buraya gidecek. Harry Potter. Şimdi burada gördüğünüz gibi Harry Potter'ın 7 kitabı, ardından Fantastik Canavarların İngilizce kopyası, ardından da Ozan Bilal'ın hikayelerinin kitapları var. Yani neredeyse tüm seri var Lanetli Çocuk dışında. Yani Lanetli Çocuk da var şurada bir yerde ama onu okumak pek istemiyor. Bu kitapların bendeki yeri inanılmaz büyük. Yani gerçekten çok seviyorum Harry Potter'ı, yani bu kadar olamaz. Sanırım Azkaban tutsağıyla beraber Harry ile yaşıt olmuştum sanırım. Öyle okuyordum yani. Kitabı okuyup sonra da filmi izliyordum. Ben gerçekten çok çok seviyorum. Çok çok severek okudum. Hiçbir zaman sıkılmadım kitapları okurken. Ve J.K. Rowling'den nefret ediyorum. J.K. Rowling'i gerçekten hani bunun hakkında çok üzerinde durmayacağım. Yani bu kadar aptal olamaz. Sen kurt adamlara, sentörlere, büyülü bir dünyaya inanıyorsun ama trans kadınlara inanmıyorsun. Ne saçma iş yani, çok saçma. Ama şunları kapatarak J.K. Rowling yazılarını. Çok çok severek okuduğum kitaplar. Yani daha üzerine ne diyeceğim bilmiyorum yani. O yüzden kalıyor kesinlikle. Bir yere gittikleri yok. Çok seviyorum bunları. O yüzden. Ardından burada Ned Wiesley'nin Komik Bir Hikaye kitabı var. Bu da çok güzel bir kitap. Filmi de çok güzel. Kitabını uyarlanan filmler kapsamında gayet güzel çevrilen bir filmdir de aynı zamanda bu. Çok çok önemli dersler alabileceğiniz bir kitap bence. Burada Emine Can'ın Alayına New York kitapları var. Daha önce demiştim sanırım İngilizce geliştirme videomda, şuradan izleyebilirsiniz. Ben İngilizceyi Wattpad'den falan öğrendim ve Wattpad'i çok severek indirmiştim. Çok severek şey yapmıştım. Kız ilk başta Wattpad'e yazıyor, sonrasında kitap oluyordu. Bazı Wattpad kitaplarına nazaran bu yine iyi bir kitaptı bence. Bu seri en azından. Ana karakter güya Luke Hemmings olacaktı. O yüzden çok da severek okumuş olabilirim, emin değilim. Kitapların kalmasını istiyorum. Kesinlikle bir edebi yanı var mı? Yok. Ama severek okuduğum için burada kalıyorlar. Alt rafa hoş geldiniz. Merhaba. Yüzümü göremeyeceksiniz büyük ihtimalle ama şimdi böyle konuşalım. Ben, Earl ve Ölen Kız var. Bu da Jesse Andrews'un bence en iyi kitabı. Daha sonra birkaç kitabını okudum ama bence bu süper bir kitap. Çok seviyorum. Çok severek okudum. Ardından burada Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuş kitabı var ve bu kitap herhalde Türk Edebiyatı'nda en sevdiğim kitaplardan biridir. Ben bu kitabı çok çok seviyorum. Türk Edebiyatı'nı okuma isteğim bu kitapla daha çok gelişti. O yüzden bu kitabın da çok önemli bir yeri var bende.
Şimdi bunu yüz yüze konuşalım bence. Şimdi az önce gördüğünüz gibi şu an elimde After serisi var. Şunu anlatayım. Şimdi benim kız kardeşim Defne 8. sınıfa geçiyor. Ve hani ona diyorum ki işte çalış. Sonra kendime soruyorum. Zeynep sen 8. sınıfta ne yaptın da kıza diyorsun böyle bir şey. After'ı notlarla okudum arkadaşlar. Neden? İğrenç, iğrenç yani. Gerçekten ne düşünüyordum abi ya? Notlar almışım bir de içine. Ya not niye alırsın böyle bir kitaba? Bunlar gidiyor. Ardından burada Ali Kırca'nın Öteki Bahçe kitabı var. Bu da gayet güzel bir kitaptı. Asi Kızlar Uykudan Önce Hikayeler serisi var. Her sayfasında tarihte önemli bir yere sahip olan kadınları anlatıyor ve onun hikayelerini öykü şeklinde anlatıyor. Ardından burada 13 Reasons Why'ın kitabı var. 13 Reasons Why'ı illaki duymuşsunuzdur. Netflix dizisi var. Bu kitabı ben beğenmiştim. Diziyi izledikten sonra okumuştum ben bunu. Ve dizinin ne kadar çöp olduğunu anladım kitabı okuduktan sonra. Lütfen eğer okumadıysanız kitabı okuyun. Bence kitap gayet güzel. Ama dizisi çöp. Dizisinin çöp olduğunun başka bir kanıtı yani bu. Süt ve Bal. Kötü bir kitap. Kötü şiirleri var içerisinde, kesinlikle katılıyorum. Ama içerisinde bazı çok sevdiğim şiirler de var, o yüzden kalıyor. İyi Kız, Mary Kubica, gayet güzel bir kitap. Angie Thomas, Sessiz Kalma, şu an yaşanan polis şiddetini ve ırkçılığı çok iyi anlatıyor. Dışarıdakiler, kalıyor, mükemmel bir kitap. Sofia Amoruso'nun Patron Kızı, dizisini beğenip kitabını beğenmediğim nadir kitaplardan biridir. Çok kötü, gerçekten kötü bir kitap, bu gidiyor. Celia Platt'ten Sırça Fanus, mükemmel bir kitap. Gerçekten çok çok güzel bir kitap. Aldous Huxley'den Cesur Yeni Dünya, yine mükemmel bir kitap. Sanırım dizisi varmış, dizisi çıkacakmış, öyle bir şey duydum. Çok mutlu oldum, bu kitabı kesinlikle öneririm. Ve bu da son okuduğum kitap. Anne Frank'in hatıra defterini okudum ve gayet güzeldi. Rüyalarıma falan girdi kitap, size öyle diyeyim. Gerçekten çok çok etkiledi beni. Eğer bir gün Amsterdam'a gidersem o Anne Frank'in evini gerçekten görmek çok istiyorum. Evet, bugünlük de bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenmeyin butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta yeni video yüklemeye çalışıyorum. O zaman hoşça kalın. Bye bye.